Merhaba arkadaşlar. Bugün İngiltere'ye gelmeden önce bilmenizi düşündüğüm 10 maddeyi sıralayacağım. Bu maddeler karışık olarak hem turistik amaçlı gelmek isteyenler hem de kalıcı olarak gelmek isteyenler için geçerli olduğunu düşündüğüm maddeler. Hayatınızı kolaylaştırdığını düşündüğüm ve aynı zamanda gelmeden önce bilmenizin faydalı olacağını düşündüğüm için bu videoyu hazırlıyorum. Umarım sizin için keyifli bir video olur. İlk maddemiz, İngiltere deyince aklımıza ilk gelen şey yağmur. İngiltere yağmuruyla pek özdeşleşmiş bir yer. Büyük Britanya'nın adı olmasından ve bulunduğu konumun okyanus bölgesinin içerisinde olmasından kaynaklı çok fazla rüzgar alıyor. Bundan dolayı epey bir yağışla karşılaşıyoruz. İngiltere Büyük Britanya'da daha doğuda yer aldığı için diğer ülkelere kıyasla daha da kuru bir ülke. Ancak bu bölgede, Büyük Britanya'da asıl problem yağmurun çok yağmasından öte yağmurun ne zaman yağacağını bilmiyor olmamız. Hiç beklemediğiniz anda hava değişikliğiyle karşılaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde 4 mevsimi yaşayabilirsiniz. Günlük güneşlik olarak çıktığınız günde bir anda yağmurla karşılaşabilirsiniz. Siz olun, sıkı kıyafetlerinizi yanınızda ihmal etmeyin. Özellikle şemsiyeniz kesinlikle yanınızda olmalı. İkinci maddemiz ise buranın aslında bir ülke değil, 4 ülke olması. Her ne kadar videolarımda İngiltere diye bahsediyor olsam da aslında burası Birleşik Krallık ve Türkiye'den İngiltere için vize aldığınız zaman da United Kingdom yani Birleşik Krallık vizesi alıyorsunuz. Her ne kadar Büyük Britanya adasında 4 ülke olarak hareket etseler de dışarıya karşı politik anlamda bir birlik içerisinde Büyük Britanya ve bu yüzden politik anlamda karşılığı ise Birleşik Krallık. Bu Birleşik Krallık içerisinde 4 ülke yer alıyor. Tabii başı İngiltere çekiyor. Daha sonrasında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda. Ve Birleşik Krallık için vize aldığınız zaman bu 4 ülkeye geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bu Birleşik Krallık içerisinden Kuzey İrlanda'yı çıkardığımız zaman geri kalan bütüne ise Büyük Britanya olarak hitap ediliyor. Bunu da gelmeden önce bilmenizi düşündüğüm kavramlardan bazılarıydı. Üçüncü maddemiz ise hizmet sektörü ve pahalılığı. İngiltere'de işin içine insan girdiği zaman fiyatlar bir anda artıyor. İnsana verdikleri değerden kaynaklıdır belki, bilmiyorum. Mesela bir berbere gittiğiniz zaman saç kesim fiyatları 30-40 pound'a kadar çıkıyor. Hele ki kadınlar için kuaföre gitmek bu ülkede bence lüks. Ve hizmet sektörünün diğer alanlarında mesela dışarıda bir yemek yemek istediğiniz zaman restoran fiyatları da market fiyatlarına kıyasla epey pahalı kaçıyor. Ben Türkiye'de çok alışmıştım. Getir, Yemek Sepeti gibi uygulamaları çok kullanıyordum. İngiltere'de ise bu uygulamaları kullanmak aslında birazcık lükse kaçıyor. Restoran fiyatlarının üzerinde olan bu menülerin üzerine bir de teslimat ücreti, servis bedeli de kesiliyor. Tabii İngiltere'ye gelmeden önce İngiltere'ye dair bilgiler edinmek adına internet sitelerini gezerken forum sitelerinin birinde bir anekdotla karşılaşmıştım. Zamanında İngiltere'de yaşayan bir Türk'ün anlattığı bir ifade. Bir gün bisikletini kilitliyor. Daha sonrasında anahtarını kaybettiği için o kilitlediği demir kilidi kesmesi gerekiyor. Bunun için İngiltere'de ilgili kişileri buluyor. 50 pound istiyorlar bu servis için. Daha sonrasında bu kişi de kendisi bir demir kesme makinesi alıyor 50 pound'a. Ve aktarmış, evimde bir defa kullandığım bir demir kesme makinesi var. Gerçekten servis ücretleri bu noktada çok pahalı. Mesela arabanızda bir problem olması durumunda o teşhis sürecinde bile 300-400 poundlara varan ücretler cebinizden çıkıyor. İngiltere'de arabam olmadığı için bu noktada herhangi bir problemle karşılaşmadım ama bu fiyatları daha net belirtmek için yorumlara yazabilirsiniz. Hizmet sektörünün ne kadar pahalı olduğundan ve insan hayatının ne kadar değerli olduğundan bahsetmiştim İngiltere'de. İnsanlar değer görmediği yerde de değerlerini arıyor. Bu yüzden 4. madde olarak da grevleri almak istedim. Taşınmamın üzerinden bir yıl geçti ve bu gözlemlerimi aktarıyorum bu videoda ve grevler de bu noktada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisiydi. Özellikle Türkiye'den İngiltere'ye turistik amaçlı geliyorsanız seyahat planlarınızı bile etkileyebilecek bir unsur bu grevler. Çünkü İngiltere'de şehirler arası yolculuk ederken bence seçebileceğiniz en iyi opsiyon demiryolu ve demiryolu çalışanları da benim yaşadığım bu bir yıl boyunca çoğu hafta sonu greve gittiler. Maaş artışı için böyle bir eylemde bulunuyor ve benim de hayatım bu noktada etkileyen bir unsur oldu açıkçası ve bence siz de gelmeden önce 2-3 hafta öncesinden en azından seyahat planlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Grevler sadece demir yollarında olmuyor. Çok ilginçtir. Kamu sektörünün birçok alanında da bunu gözlemledim. Sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, acil serviste çalışan insanların grev yaptığı bir dönem oldu. Daha sonrasında üniversitede çalışan akademisyenler ve diğer çalışanların greve gittiği dönemler oldu. Akademik personelin greve gitmesiyle birlikte bu mezuniyet süreci bile son zamanlarda birazcık sekteye uğradı bazı üniversitelerde. Özetle İngiltere'de haklarını epey savunan bir millet ve bu noktada greve gitmekten de kesinlikle çekinmiyorlar. Seyahat planlarınızı da etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu noktada bence grevlere de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Değinmek istediğim diğer madde ise havaalanı güvenliği. Şimdiye kadar birçok farklı ülkeye seyahat etme imkanım olmuştu ama ilk defa İngiltere'ye gelirken bir farklılık gözlemledim havaalanlarında. O da terminali geçtikten sonra uçağa binmeden önce kapıya geldiğiniz zaman özel güvenlikler tarafından tekrardan bir arama süreci oluyor. Varsayalım ki İstanbul'dan Londra'ya bir uçak bileti aldınız ve heyecanlı bir şekilde havaalanına gittiniz. Çok standart olarak tabii havaalanının girişinde bir arama oluyor. Daha sonrasında pasaportunuzdan önce yine bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Bunlar standart normal olanlar. Ta ki kapıya gelene kadar. Kapıya geldikten sonra orada özel güvenlikler de bulunuyor. Onlar da sizi tekrardan arayıp ekstra bir de radyasyon sürtüntüsü oluyorlar. Bu da çok dikkatimi çeken bir unsurdu. Ama burada bence verebileceğim bir tavsiye ise eğer oturma izniniz varsa BRP kartınızı göstererek bu güvenlikten direkt geçebilirsiniz. İngilizce vatandaşların direkt geçtiğini gözlemledim. Ben de oturma iznimi gösteren bu BRP kartımı gösterdiğim zaman beni de bu güvenlik noktasından direkt geçirmişlerdi. Bu da bilmenizi düşündüğüm bir diğer maddeydi. Bahsetmek istediğim öteki madde ise İngiltere'de ev bulma süreci. Bu anlatacağım madde birazcık İngiltere'ye taşınmak isteyen insanları daha çok alakadar eden bir madde. Türkiye'de bu ev bulma süreci nasıl oluyor? Kiracı adayı bir emlakçıyla buluştuktan sonra evi gözlemliyor. Evi beğenirse ev sahibi de genelde okey deyip o evi direkt tutabiliyor. Ama İngiltere'de bu süreç birazcık daha farklı ilerliyor. Kiracı adayı önce bir randevu alması gerekiyor. Bu o anki yoğunluğa göre değişiyor. Bazen bir hafta bazen 2 hafta sonrası için bir rezervasyon ayarlanılıyor. Daha sonrasında evi geziyorsunuz. Ev sahibinin de o sırada belirlediği bir zaman dilimi oluyor. Bu 3 ya da 4 haftaya kadar uzanan bir zaman dilimi. Bu süre boyunca birçok kiracıya evi gösteriyor. Bu 10-15'lere kadar varan farklı kiracı adaylarının evi bulma süreci. Daha sonrasında bu kiracı adaylarından tabii bazıları eve talip oluyor, bazıları olmuyor. Talip olanların arasından ev sahibi en çok hoşuna gideni seçiyor. Yani Türkiye'de bir kişiye okey verdikten sonra direkt o evi o kişiye kiralıyorlar. İngiltere'de ise bir dönem boyunca kiracı adaylarını topluyorlar. Daha sonrasında ev sahibi en çok hoşuna giden kişiyi kiracı olarak seçiyor. Bu İngiltere'nin geneli için doğru olmayabilir, bilmiyorum açıkçası. Çünkü yaşadığım bölgede böyle bir süreç izleniyor ama Londra'da ya da daha farklı yerlerde bu süreçler farklılaşabilir. Benim kendi gözlemlediğim süreç ev bulma noktasında böyleydi. Bir diğer maddemiz ise İngilizler ve günlük konuşmalar. Benim bu noktada gözlemlediğim İngiliz insanların çok kibar olduğu aslında ve epey de insanlara saygılılar ve iletişime de pek açık bir millet. Trafik ışıklarında beklediğimiz zaman ya da herhangi bir İşte ATM kuyruğu olabilir, bir kahve almak için beklediğimiz sırada vesaire insanlar birbirleriyle hemen konuşmaya başlıyorlar. O an trafik ışığındaysınız, hava durumuna karşı bir muhabbet o an ayaküstü gelişebilir. Ya da bir kahve sırasında bekliyorsanız kıyafetinizi sevdiyse onun üzerine bir laf atarak bir muhabbet başlayabilir. Böyle günlük yüzeysel konuşmaları İngilizler çok seviyor. Siz de İngiltere'ye geldiğiniz zaman bu durumdan şaşırmayın ve olabildiği kadar İngilizlerle iletişim halinde kalarak onlarla yüzeysel de olsa sohbetler edebilirsiniz. 8. madde ise ilaçlar. Ben gelmeden önce araştırmalarım üzerine İngiltere'nin sağlık sisteminin çok da başarılı olmadığını zaten öğrenmiştim ve ne zaman yurt dışı seyahatine çıkacak olursam yanımda bazı ilaçları almaya çalışıyorum. Bir yerimin ağrıması durumuna karşı ağrı kesiciler vesaire bulundurmaya çalışıyorum ilk önlem mahiyetinde. İngiltere'ye gelirken de bu noktada birazcık panik yapmıştım çünkü sağlık kuruluşlarına çok çabuk erişemeyeceğimi düşündüğüm için arkadaşlarımdan rica ederek birçok farklı durum için ilaçlar hazırlatmıştım. İşte gerek dişimin ağrıması durumunda, gerek herhangi bir cilt reaksiyonu olması durumuna karşı ilaçları arkadaşlarımdan temin etmiştim. Onlar da sağ olsunlar bazı bilgi kartları yazarak hangi durumda, ne koşullarda almam gerektiğine dair bilgiler vermişlerdi. İngiltere'ye geldiğim zaman gözlemlediğim durum ise burada bazı ilaçları marketlerden bile tedarik edebildiğimiz, marketlerin yanında eczane ile marketvari bir yapıda olan bazı yerler var. Buralarda da bazı ilaçlar satılıyor ama tabii ki özel bir durumunuz varsa bunu hem hastaneler aracılığıyla ya da direkt eczanelerden de temin edebilirsiniz. Ama daha basit ağrı kesiciler vesaire gibi ilaçlar için Türkiye'den birçok ilaç getirmenize gerek yok. Burada marketlerden de tedarik edilebildiğini ben gözlemledim. Tabii yurt dışı demişken olmazsa olmaz şeylerden birisi ise alışveriş. Bu noktada da kendimce bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bazı noktaları aktaracağım. Eğer çok lüks bir kıyafet almayacaksanız kıyafet noktasını Türkiye'ye bırakabilirsiniz. Çünkü İngiltere'de benim gözlemlediğim kaliteli ürünü daha pahalıya alıyorsunuz. Türkiye'de ise daha kaliteli ürünü daha ucuza alabiliyorsunuz. Ki İngiltere'de baktığımız zaman kaliteli ürünlerin içerisinde Made in Turkey ya da yeni tabiriyle Made in Türkiye ibaresini de görebilirsiniz. Kıyafet noktasında Türkiye'ye bırakabilirsiniz. Ama teknoloji ürünleri için tabii ki İngiltere'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle telefon almak istiyorsanız iPhone, Samsung'lar Türkiye'ye kıyasla neredeyse yarı yarıya. Ama bu noktada IMEI kaydını Türkiye'de yaptıracağınız için bunun da finansal hesaplamalarınız arasına bence kesinlikle almalısınız. Eğer ayakkabı alacaksanız özellikle bu bilindik lüks ayakkabı markaları İngiltere'de yine daha ucuza geliyor. Eğer bilgisayar almak istiyorsanız bu noktada bazı şüphelerim var. Çünkü en son fiyatları karşılaştırdığım zamanda da Türkiye'deki bilgisayar fiyatları daha ucuza gelmişti. Tabii Apple için konuşmak gerekirse dönem dönem kurlarını güncelliyorlar. Siz de gelmeden önce kur karşılaştırması yaparak o an Türkiye'de mi daha ucuz olduğunu yoksa İngiltere'de mi daha ucuz olduğunu kontrol edebilirsiniz. Ama çok açık bir şekilde bu ürünlerin İngiltere'de daha ucuz olduğunu söyleyemiyorum. Fiyatlar neredeyse yakın, hatta bazen Türkiye'de daha ucuza geliyor. Bahsetmek istediğim 10. madde ise para transferi. İster turistik gelin, ister arabanızı satıp İngiltere'ye tamamen taşınmak üzere geliyor olun. Bir şekilde paranızı Türkiye'den İngiltere'ye taşıma durumunda kalacaksınız. Zaten uluslararası kanunda 10.000 pound'un üzerinde para yanınızda taşıyamıyorsunuz ya da taşımanız durumunda ilgili birimlere aktarmanız gerekiyor. Ki ben o kadar yüksek meblağları da yanınızda nakit olarak taşımanızı zaten tavsiye etmiyorum. Araştırmalarım üzerine benim gözlemlediğim Türkiye'deki TEB Bankası ile İngiltere'deki BNP Paribas'ın arasında bir anlaşma var. Ve TEB Bankası'ndaki poundlarınızı buradaki ATM'lerden ücretsiz çekebiliyorsunuz. Ama benim karşılaştığım günlük bir limitin olmasıydı. Sanırım 500 poundluk bir günlük para çekme limiti vardı. Ama paranızı yanınıza taşımak istemezseniz bu şekilde BNP Paribas aracılığıyla da paranızı nakit olarak çekebilirsiniz. Bugün bu videoda İngiltere'ye gelmeden önce bilmeniz gerektiğini düşündüğüm 10 maddeyi sıraladım. Eminim bu video içerisinde gözden kaçırdığım birçok nokta oldu. Sizin için önemli olan ve benim gözden kaçırdığımı düşündüğünüz maddeleri de yorum olarak yazabilirsiniz. Bu şekilde siz de bu video içeriğine katkı sağlamış olabilirsiniz. Umarım sizin için bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.